Kendisinden sonra güçlü kabileler arasında yaşanacak anlaşmazlıkların farkında olan Hazreti Ömer Efendimiz, Ebu Ubeyde ile azatlı köle Salim arasında yapacağı hızlı bir tercihe rağmen, Hazreti Ali ve Hazreti Osman arasında tereddüte düşmüştür. İslam, ferdi yücelikleriyle bu iki sahabeyi kabile desteğine ihtiyaç bırakmayacak biçimde yükseltmişti. Kabile asabiyeti ise sahabelerin en büyükleri oldukları hakkında en ufak bir şüphe bulunmayan Hazreti Ali ve Hazreti Osman'ı Hazreti Ömer'in gözünde şüpheli duruma getiriyordu. Hazreti Ömer, bu iki dev şahsiyetin arkasında bekleyen nüfuzlu kabilelerin İslam'ın ümmet anlayışından doğan devlet sistemini kabile hükümdarlıklarına dönüştürmesini istemiyordu. Hazreti Osman döneminde ortaya çıkan karışıklıklar birçok araştırmaya konu olmuş, doğulu batılı, iyi niyetli kötü niyetli pek çok bakış olabildiğince bu konulara nüfuz etmeye çalışmıştır. Bir kısım araştırmacılar olaylara tamamen yanlı, menfi bir bakış açısı getirmiş, sahabeyi kötülemiş ve eleştirmişlerdir. Bu çalışmalarda bir hayır aramak mümkün değildir. Bir kısmı da tarafsız bir tavır sergilemiş, sahabeyi samimiyetleriyle birlikte aldıkları kararlar sebebiyle kötülememiştir. Bu olayların incelenmesi değerli dinleyenler, sebeplerinin ve sonuçlarının tahlil edilmesi, sonu sahabe düşmanlığına varmayacaksa faydalı ve gereklidir. Zira Hazreti Ömer'den başlayıp devam eden geçiş ve değişim dönemleri, bugün yaşanan Müslümanlığın şekillenmesinde büyük önemi haizdir. Hulefâ-i Raşid'in dönemi, çok çeşitli meselelerin çözümlerinin ve işaretlerinin bulunabileceği bir dönemdir. Bu sebeple her yönüyle ele alınması, ashabın büyüklüğü gözetildiği sürece büyük faydalar sağlayacaktır. Bu olaylar yeri geldikçe, yani Hazreti Osman'ın halifeliğinin ikinci 6 yılı içinde ele alınacaktır. Resulullah Efendimizin hakkında, ashabım arasında ahlaken bana en çok benzeyen odur buyurduğu Hazreti Osman, halife olduğunda 60'lı yaşlarındaydı. Müslümanlar arasında saygın bir yeri, üstün bir ahlakı, yüksek bir imanı, şefkatli ve anlayışlı bir kalbi, müsamahakâr bir tabiatı vardı. Her durumda ümmetin ve Müslümanların hayrını düşünür, onları zarara sokacak her tutum ve karardan uzak durur, gerekirse kendini, malını ve varlığını feda ederdi. Onun bu özellikleri, kesin bir ölüm kendisini beklerken bile buna sebep olanlara duyduğu merhamet ve affediciliğinde görülmektedir. Haberi olmadan bir Müslümana herhangi bir zorluğun veya belanın dokunmasından endişe eder, insanları dinler, zayıflara yardım eder, haklarını zenginlerden alır ve kendilerine teslim ederdi. Halifeliği sırasında bir gün mescitte etrafında insanlar olduğu halde girmek üzereydi. Karşıdan bir adam kalabalığı yararak süratle kendisine doğru geliyordu. Etrafındaki Müslümanlar adamı yavaşlatmaya ve durdurmaya çalışıyordu. Oldukça yakına gelen adamın elinde bir hançer olduğunu gören Hazreti Osman, bu manasız hareket karşısında "Bu da nedir?" diye hayretle sordu. Emirül Mümininin etrafında bulunan kalabalık adamı kıskıvrak yakalamışlardı. Adam öfkeyle "Bununla seni öldüreceğim." dedi. Ömrünü savaş meydanlarında geçirmiş, Resulullah'tan şehit edileceğini dahi işitmiş olan Hazreti Osman, bu sözler karşısında sükûnetini bozmadan "Sübhanallah." dedi. "Beni niçin öldürecekmişsin?" Adam aynı hırsla sözlerine devam etti. "Yemen'de senin görevlendirdiğin vali bana zulmetti," dedi. Hazreti Osman, adamı bırakmalarını söyleyerek, "Zulme uğradığını bana bildirip Yemen valisini sorgulamamız talebinde bulundun mu?" dedi. Adam başını öne eğerek sustu. Anlaşılan herhangi bir girişimde bulunmadan Allah Resulü'nün halifesini öldürmeye azmetmişti. Hazreti Osman yanındakilere, "Ey Müslümanlar, bu konuda ne dersiniz?" diye sordu. Müslümanlar, "O düşmandır, Allah sizi korusun," cevabını verdiler. Bu durumda Hazreti Osman'ı öldürmeye kalkışan kişinin şiddetle cezalandırılması gerekiyordu. Oysa Hazreti Osman, "Bu insan günah işlemeye yöneldi ama Allah bizi ondan korudu. Ben halife olduğum sürece, kefilin olacak birini bulmadığım sürece Medine'ye giremezsin," dedi.
Canını kurtardığına sevinen adam telaş içinde kendisine kabilesinden bir kefil bularak serbest bırakıldı. Bu olay, değerli dinleyenler, olabilecek en yüksek makamda bulunan Hazreti Osman'ın sahip olduğu gücü kullanıp suçluyu cezalandırmak yerine affediciliğiyle düşmanı dosta çevirmesinin bir örneğidir. Bir kişinin affedilmesi, onunla beraber hareket eden kabilesinin de dost edinilmesi demektir. Onun affediciliği elbette şehadeti sırasında yaşananları incelediğimizde daha iyi anlaşılacaktır. Ancak şu sözünü söylemeden geçemeyeceğiz. Buyurur ki, eğer zulmettimse Allah'tan bağışlanma diliyorum. Bana zulmedildiyse de herkesi affediyorum.